Uzun sahilleri ve güneşli havasıyla Kıbrıs sanki sadece iyi günler için var gibi. Ancak 10 yıllardır gerginlik Kıbrıs kıyılarından hiç uzak olmadı. Kıbrıslı Türkler ve Rumlar arasında barış bir türlü sağlanamadı. Görünüşe göre şimdi adada yeni bir döneme giriliyor. Farklı bir barış arayışı içerisine giriliyor. Peki ama bu noktaya nasıl gelindi? İşte bu 6 bölümlük belgeselde bu sorunun cevabını arayacağız. Aralık 1963, Kıbrıs tarihinin en karanlık gecelerinden biri. O gece evler yıkıldı, köyler yakıldı, insanlar katledildi. Komşular düşman oldu. O geceye kadar Kıbrıslı Rumlar ve Türkler yan yana yaşıyordu. Ama asla iç içe oldukları söylenemezdi. Bir Lefkoşa doğumluyum. O zaman da Lefkoşa'ya daha fazla surlar içi ve biraz da varoşları olan bir yerdi. Daha küçüktü şimdikine nazaran. Lefkoşa'nın surlar içindeki kuzey kısmı Türk semtiydi. Tam ortasından sanki bölünmüş gibi doğu batı hattında. Güneyinde de Rumlar yaşardı. Tabii çarşıda, belediye pazarında filan böyle karışık dükkanlar vardı yani yan yana ama sosyal olarak böyle pek karışık bir hayat yoktu. Herkes kendi hayatını yaşardı. Kendi arkadaşı bile olsa bir Rum veya Türk bir merhabayla kalırdı. Ada sakinleri farklılıklarına rağmen uzun yıllar bir arada yaşadı. What it seems historical documents suggest that the two communities somehow managed to live together, as I said, in a coexistence, a good example of coexistence, up until the Second World War. They kept their religious affairs for themselves and somehow also managed successfully keeping external factors and external politics not to affect their lives. Akdeniz'i bir Türk gölü haline getiren Osmanlılar adayı 300 yıl barış içinde yönetti. Kıbrıs 1878 yılında Britanya İmparatorluğu'nun denetimine girdi. Adanın önemi 1869'da Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla daha da arttı. İngilizler Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesişim noktasındaki Kıbrıs'ı 1. Dünya Savaşı sırasında ilhak etti. Adadaki Britanya idaresi 2. Dünya Savaşı'nın sonuna dek sürdü. 1960'lara gelindiğinde Kıbrıslı Rumlar adayı Yunanistan'a bağlamanın hesapları içindeydi. Rumlar Enosis denilen bu hedefe ulaşmak için şiddet kullanmaya da hazırdı. Enosis began even in 1821 when the Greek revolution began. The Cypriots mainly obviously the Greek Cypriots, who were about 80%, rose up as well. And there were some unfortunate killings of priests and everything, which was unfortunate. So one could argue that the Enosis began as early as then, although there's even a story that in 1878, when Wolsey, the British governor, arrived in Cyprus, that the top priest actually spoke about unifying with Greece even then. But of course it picked up speed later on, Enosis. That was, in my view, fueled by the mainland Greek interference with the island. Let's remember that this interference was religiously motivated. Enosis'in arkasındaki güç Kıbrıs'taki Rum Ortodoks Kilisesi'ydi. Kilise 1950 yılında Kıbrıslı Türkleri göz ardı ederek Rumlar arasında gayri resmi bir referandum yaptı.
Referandumun konusu Yunanistan'la Kıbrıs'ın birleşmesiydi. Rumların %95'i evet oyu verdi. Ancak bu oylamanın ne Türkler ne de dünya gözünde bir geçerliliği vardı. The British have been suppressing the Ennosis movement since the 1930s. In 1931 there was a big uprising and ever since the British had to engage in more heavy-handed tactics to suppress the Ennosis movement. In the 1940s the Turkish Cypriots were also encouraged and engaged in their own institution buildings in order to counter Ennosis. So the Turkish Cypriots established their own institutions. This then led to a international confrontation in 1954 when the Greek government sponsored a self-determination proposal in the United Nations General Assembly. At that time, the Turkish government in Ankara, Prime Minister Menderes' government, wasn't too keen to get involved in the Cyprus affair. But the Turkish Cypriots were keen to get Turkey involved. In fact, it's really ironic. My own grandfather, Faiz Kaymak, led a delegation and met with Menderes and the Turkish officials, later went to London and ultimately went to New York, all with the goal of preventing the 1954 self-determination motion by Greece. And in fact, this succeeded. In 1954, the United Nations agreed that the issue had to be put off indefinitely. İngiliz yönetiminde yaşıyoruz. Türk bayrağı yasak. Yani asmak değil, evinizde bulundurmanız bile suç. Ben de bir gün arkadaşlara bir şey buldum. Bir Türk bayrağı buldum. Bir bildiğimiz bir değneğin üzerine astık. Tabii şey, olaylar oldu, haberler geldi falan. Yani Ennosis olacak gibisinden böyle haberler çıkmaya başladı. Ben de topladım, bilmiyorum, emin değilim. 8-10 kişi, 10-15 kişi arkamda. Bizim okulun, ilkokulun futbol sahasında bir yürüyüş yaptık, Türk bayrağı. Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacak. Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacak. Bir saat sonra İngiliz polisi geldi. Aldılar bizi elden ayaktan. Götürdüler şeye, karakola. Bin bir soru sordular. Nereden çıktı bu Türk bayrağı? Niye yaptınız falan filan? Dedim ya Türk, biz Türk'üz. Yapmamız lazım. Falan. İnanmayacaksınız. Yani şimdi nar değneği nedir bilir misiniz? Nar ağacı. Dikenli bir çubuk. Onunla beni dövdüler. Yine caddesinde durmadan böyle gösteri yaparak geçerlerdi ellerinde. Yaftalar, işte Ennosis, Yunanistan'a bağlanma şeyi, Yunan bayrağı arınan. Türkler huzursuz olurdu. Yavaş yavaş kızışmaya başladı hava. Tek Türk Rum dükkanları vardı Girne Caddesi'nde. Onlar terk etmeye başladı. Çünkü zaten hiç müşterileri ilgi yoktu. Rum tarafında olanlar yavaş yavaş Türk tarafına taşınmaya başladı. Bir ayrışım o zamandan başlamıştı. O günlerde adada bir başka isim dolaşıyordu. EOKA. EOKA, Kıbrıs Rumlarının kurduğu gizli silahlı bir örgüttü. Ve bu örgütün amacı Ennosis fikrini hayata geçirmekti. Örgütün başı eski Yunan albay Yorgo Grivas'tı. Rum başpiskoposu Makarios da el altından örgüte destek sağlıyordu. Grivas, Kıbrıs doğumlu bir Yunan askeriydi. İstiklal Harbi'nde Türklere karşı savaşmış ve yenilmişti. Makarios ise sadece bir dini lider değildi. Kilisenin başına geçtikten sonra Kıbrıslı Rumların siyasi lideri rolünü de üstlenmişti. But the Ennosis thing had really picked up to an extreme level with Archbishop Makarios. Now Makarios did not have a very good relationship with Grivas. Grivas was very anti-communist, was in a nasty organization called HE in Athens, killing communists, anyone who was even slightly left-wing. And later on, Makarios and Grivas didn't get on very well together because Grivas was too extreme for Makarios. Şiddet 1955'te tırmanışa geçti. 1 Nisan'da Lefkoşa'da İngilizleri hedef alan bombalı saldırılar düzenlendi.
EOKA, Enosis fikrine karşı çıkanlara suikastlar da düzenliyordu. Adadaki İngiliz yönetimi EOKA'ya karşı harekete geçti. Britanya hükümeti Ekim ayında Rum ayaklanmasını bastırması için adaya bir vali gönderdi. Mareşal John Harding ayaklanmayı bastırmakta kararlıydı. They're not terrorizing me nor my troops. They're really terrorizing their own people. They're trying to impose their will by force on the whole of the people of Cyprus. Adada sokağa çıkma yasağı ve olağanüstü hal ilan edildi. 1956 Mart'ında Makarios sürgüne gönderildi. Britanya EOKA'yı çökertmek için adaya asker gönderdi. Britanya'nın bu sert tutumu Kıbrıs Rumlarını daha da öfkelendirdi. Artık sadece İngilizler değil, adadaki Türk toplumu da EOKA'nın hedefiydi. Rumlar silah getirmeye, adaya kaçak silah getirmeye başladılar. Baf açıklarına bir silah yüklü bir gemi yanaştı ve silah boşalttılarken bir Abdullah Çavuş diye bir polis çavuşu vardı. O zaman da İngiliz yönetimi tabii. Ve Abdullah Çavuş ihbar ettiği için birkaç gün sonra şehit edildi. İngiliz hükümeti çok biliyorsunuz parçala idare et yönetimini çok güzel yapıyorlar. İngiliz kalktı şey gibi, Türkiye'deki köy korucuları gibi Türk komandolarını göreve aldı. Mesela bir öğretmen 15 lira ayda alırdı, bir komando 50 bin lira para veriyordu. Bizde de işsizlik, parasızlık, gençlik, heyecan, silah sevgisi falan. Yani katılanlar çok oldu İngiliz üniformasıyla. Bu sefer tabii ki İngiliz askeriyle şeyi göstermiyordu Rumlara. Yani baskı yapmıyordu. Bizim komandoları öne sürüyordu. Vay efendim Türkler bize saldırdı. Halbuki onlara İngiliz üniformasıdır saldıran. Böyle böyle zaten artık haftada bir ayda bir tane iki tane bizim komandolardan vurmaya başladı Rumlar. Bu sefer biz protesto etmeye başladık. Türk polisleri onlar düşman gibi görmeye başladılar. 3-5 tane Türk polisi de öldürünce artık bizim de bir tabancası olan bir Rum'u vurdu. Filan derken böyle işler kızıştı. Onlar hazırdı. Biz hazırlıksızdık. Birkaç tabanca ve av tüfek vardı. Olaylar tırmanınca İngiliz hükümeti av tüfeklerini de topladı. 3-5 tabancayla öyle kaldık. EOKA'nın acımasız saldırıları, katliamları durmak bilmiyordu. Kıbrıs Türk'ü kendini korumak zorundaydı. Bu amaçla 23 Kasım 1957'de Türk Mukavemet Teşkilatı TMT kuruldu. Kıbrıs Türk direnişinin başında iki isim vardı. Türk toplumunun lideri Doktor Fazıl Küçük ve yardımcısı Başsavcı Rauf Denktaş. Doktor Fazıl Küçük liderimiz, o zaman da onun böyle yeni lider olarak kabul olunduğu zaman işte gündüz kliniğinde akşamüstü oldu mu kapısının önüne otururdu. Gelen giden halk böyle dertleşirlerdi. Bir bundan ne olacak bu Rumların meselesi? İş nereye gidiyor? Türkler ne yapabilir diye filan. Rauf Denktaş is the founder of the vision of the legal basis and the political basis of the Turkish Cypriot people, the struggle of the Turkish Cypriot people. In the 1950s, he had started the struggle as a political objective to make sure that the Turkish Cypriots had the equal stature as the Greek Cypriots on the island, and started the struggle for if the Greek Cypriots want union with Greece, then we will want the union with Turkey. His struggle for Taksim at that time. He was the founder of the Turkish Cypriot defense struggle, the Mujahid struggle against the Greek Cypriots. So together with, of course, Dr. Fazıl Küçük, who was his mentor earlier on. So he
both the political struggle initiated by Turkish Cypriots as well as the resistance struggle that the Turkish Cypriots formed, Rauf Denktaş played a significant role. Can you explain to people in England why it is impossible for Greeks and Turks to live peacefully together in Cyprus? Well, the explanation will take me very long. Come and look at Cyprus and you will see the explanation. Barbed wire separates us. We don't go to each other's coffee shops. We don't go to the entertainment places that others go. The trouble started in 1953-54, went on in 55, and the terrorism, Makarios, and the Greek leaders, their insult against the Turks, their determination not to recognize any right to the Turks, has led to this present position. And to believe that you can go back on it is to be unrealistic in Cyprus. Sahada şiddet sürerken İngilizler masada diplomatik çözüm arıyordu. 1955'te Londra'da İngiliz, Türk ve Yunan hükümetleri arasında üçlü bir konferans gerçekleşti. Tarafların her birinin farklı öncelikleri vardı. İngiltere Başbakanı Winston Churchill ve Halefi Anthony Eden, Kıbrıs adasını Orta Doğu'da bir üs olarak istiyordu. Yunanistan, Enosis hayallerinden vazgeçmemişti. Türkiye ise adadaki Türk varlığını korumayı ve Enosis'i engellemeyi hedefliyordu. Türk tarafına göre eğer Kıbrıs bağımsız olacaksa adanın iki toplum arasında paylaşılması gerekiyordu. İngilizler adada iki askeri üsse sahip olacakları bir özerklik önerdi. Konferans herhangi bir uzlaşma olmadan sona erdi. Çözüm olmayınca şiddet tırmandı. 1957 ve 58 yıllarında EOKA'nın Kıbrıslı Türklere saldırılarının şiddeti arttı. Bir haber gelirdi mesela, diyelim ki atıyorum işte bir kilometre o taraftaki Türk mahallesine Rumlar bu akşam saldıracak, baskın yapacak. Biz de tedbir olarak evde şeyimiz vardı. Hem böyle seferi bir çantamız vardı. Hem ihtiyaç malzemesi, hem biraz yemek, ekmek. Biraz ve polis düdüğü. Yani kulaklarınız böyle sağır olurdu o polis düdüklerinden. İnsanlar korkuyla çalıyordu yani. Şey, polis düdüğünü çalınca şey, İngiliz polisi müdahale ederdi. 1958'in Haziran-Temmuz aylarında iki taraftan bir 200 kişiye kadar karşılıklı bir öldürme oldu. Bu arada Yunanistan, Türkiye ve İngiltere dediler artık bu işin sonu gelmeyecek. Oturalım, biz bunları barıştıralım ya bir şekilde bu işi halledelim. Rumlar da artık gözleri korktu. Herhalde onlar da başka bir yol çizdi. Bu Türklerle biz baş edemeyeceğiz. Anlaşır görmelim ve bu işi başka türlü hallederiz diye. İngiltere 1958'de yeni bir plan ortaya attı. Başbakan Harold Macmillan, Atina ve Ankara'yı kapsayan bir mekik diplomasisine çıktı. Yunan Başbakanı Konstantin Karamanlis ve Başbakan Adnan Menderes'le bir araya geldi. Nihayetinde taraflar 1959'da Zürih ve Londra anlaşmalarını imzaladılar. Takvimler 1960 yılını gösterdiğinde Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuştu. The past belongs to the past. Everything is forgotten. A new era now started. Türkiye, Britanya ve Yunanistan bu yeni kurulan devletin garantörleri oldular. Garantörler anayasal duruma karşı tehdit olduğunda adaya asker gönderebilecekti. 1960 Anayasası'nın temelinde Kıbrıslı Türkler ve Rumlar arasında güç paylaşımı vardı. Başpiskopos Makarios, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı oldu. Kıbrıs Türk toplumunun lideri Dr. Fazıl Küçük ise cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktı. İngiliz kuvvetleri adada kalmaya devam edecekti. Anlaşma, İngilizlerin adadaki iki askeri üssünü elinde tutmasına izin veriyordu. It was not real independence, it was qualified independence. Because the whole 1960 arrangement was predicated on the British military bases, which the Americans wanted them to have, which were de facto NATO bases, de facto. And the whole arrangement
didn't work. And in fact, quite soon afterwards, the British Foreign Office admitted that it was an unworkable constitution themselves. More than half the Treaty of Establishment was devoted to the bases and all the rights of the British over flights in Cyprus. So Cyprus, in fact, began with its hands tied with an unworkable constitution. And it never got better. It just became worse after that. Kıbrıslı Rumların adada sorun çıkartması uzun sürmedi. Rumlar görünüşte öyle olsa da gerçekte Enosis hayalinden vazgeçmemişti. 1960 anayasasıyla Türklere çok fazla hak tanındığını iddia ediyorlardı. Çok geçmeden bu da Makarios dedi ki Cumhurbaşkanımız Türklere verilen haklar çoktur dedi. Bazıları değiştirmek lazım dedi. Anayasanın dedi 13 maddesini değiştireceğiz. Bir gerginlik başladı. Doktor Fazıl Küçük tabi o zaman liderimiz, Davut Bektaş yardımcısı. Karşı çıkmalar, zaten halkın sesi gazetesi var Doktor Küçük'ün. Müthiş bir şey başladıldı. Böyle bir gerginlik başladı. Anayasa Mahkemesi vardı. Anayasaya göre kurulmuş. Başında iki tane Alman hakim. İkide bir şikayetler gider. O işte Anayasa Mahkemesi Türkleri haklı bulur. Bu da Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını kabul etmez Makarios. Durum gerginleşti. Ancak Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yaşaması Rumların Enosis sevdasından vazgeçmesine bağlıydı. Rumlar bunu yapmadı. Çünkü arka planda bir komplo kuruluyordu. Rum lider Makarios, Akritas adında gizli bir örgüt kurdu. Örgütün tek bir amacı vardı. Kıbrıs Türklerini yönetimden uzaklaştırmak ve Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak. The agreements, the London-Zurich agreements were solutions that were imposed upon Greece and Turkey. It could work theoretically. It was a viable solution. But because we still wanted Enosis, we saw that as a step that would first of all create an independent Cyprus, and the next step of the independent Cyprus would have this independent Cyprus would join Greece. That's how we were viewing the situation at that time. Of course, Makarios made the mistake with the 13 points. Which he wanted by that to change the constitution that had been agreed upon. And in this way, he violated, in a way, the agreements that had been signed at that time. And of course, that created the big issues because, for example, the question of having separate municipalities was never implemented, and various problems, of course, were created at the time, and the situation became worse as both sides, both communities, started arming themselves. I think that the 60s was a very difficult time for Taksim, and indeed even for political equality. As soon as the Republic of Cyprus was established, the very first thing that Greek Cypriots did was challenge it and try to change it. And so Makarios, the president, actually had to come up with 13 points that he submitted to the Turkish Cypriot side for amendment to effectively make the power-sharing regime one of unilateral dominance by the majority, transforming it into a Greek Cypriot state. And so the reason this happened is because the international community wasn't necessarily happy with the Republic of Cyprus. So if you look at the interventions by the United Nations Secretary Generals in the 1960s, you see that some of their dispositions were favorable to the Greek Cypriot one. Some of the Secretary Generals actually promoted the idea that Enosis was the actual solution and that Turkish Cypriots should accept minority rights. As it turns out, Turkish Cypriots resisted and rejected this international idea. Adadaki gerilim 1963 sonunda akıl almaz bir noktaya ulaştı.
21 Aralık'ta Kıbrıs Rum polisinin yer aldığı bir saldırıda iki Türk'ün öldürülmesi şiddetin fitilini ateşledi. Nöbet tutardık. Çıkıp arada bir devriye yapılırdı böyle. Bir arabayla ya da bisikletlerle böyle kontrol altında tutardık. 21 Aralık'ta işte tam bu esnada Tahtakale olayı patladı. Bir Türk aileyi, daha doğrusu iki arkadaştı bunlar, bir bayanla bir erkek. Eğlenceden gelirken gece Rum polisleri durdurdu. Türk mahallesi, yani işte Tahtakale mahallesi, Rum bölgesinin içinde. Böyle bir de cami vardı orada, onun etrafında bir Türk mahallesi. Ona girişte yoklamak istediler. Anayasaya göre Türkleri Türkler yoklardı, Türk polisler, Rumları Rum polisler. Siz bizi yoklarsınız, yoklamazsınız derken mahalleli çıktı. Biraz şey çıktı, polisler telsizden yardım istediler. Birkaç polis daha geldi. Bu da Yorgacis'in sivil adamları da geldi. Birkaç tanesi çekti bizim o iki tane Türk'ü. Orada şehit etti. İki Aralık akşamı başta Lefkoşa olmak üzere ada genelinde saldırılar başladı. Türk mahallelerinde iletişim hatları kesildi. Rum çetelerinin ilk hedefi Küçük Kaymaklı'ydı. EOKA'cıların başındaki Nikos Samson elindeki Türk bayrağıyla Türk mahallesine girdi. Beraberindekiler onları karşılamaya gelen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sivilleri katletti. Sağ kalabilenler kaçarken EOKA'cılar evleri ateşe verdi. O gece yaşananlar tarihe kanlı Noel olarak geçti. Kıbrıs Türkleri Nikos Samson'u hiç unutmadı. Aralık arası korku, tedirginlik, en önemlisi korku, can korkusu. Çünkü nerede, ne zamandan gelip, hangi evden girip bu Rum sizi öldürecek bilemezsiniz. 25 Aralık sabahtan babam da dahil olmak üzere, bütün mücahitler de dahil olmak üzere herkes Hamitköy'e, Mandıraz'a gitmek için koşarak kaçmaya başladı. Tabii bu arada silah sesleri devam ediyor. Hatta Küçük Kaymaklı'nın bu kaçış yerinin tam karşısında, yani şöyle açık bir arazide Rum mezarlığı vardı. Rum birlikleri onun içerisine makineli tüfek yerleştirdi ve bu açık araziyi devamlı ateş altında tutmaktaydı. Ben Hüseyin amcamı, 63 şehidi, orada yere çömelmiş vaziyette, hani hedef küçültme, çünkü karşıdan ateş geliyor. Orada elinde bir tabanca, sırtında bir süvet, mont kahverengi, çok iyi hatırlıyorum. Bizleri, şimdi sen, evet, şimdi koşun, durmayın. En son geçirdiklerinden birisi benim. Ertesi gün bir haber geldi ki Hüseyin Ruso Üsküdar Bar'ın önündeki arazide yatıyor. Şakağından vurulmuş. Şehit olmuş, yatıyor. O gece birçok kanlı olay yaşandı. Bunlardan biri Binbaşı Nihat İlhan'ın evine düzenlenen baskındı. EOKA'cı teröristler Binbaşı İlhan'ın eşi ve 3 çocuğunu banyo küvetinde katletti. Bu fotoğraf Kanlı Noel'de yaşanan Rum vahşetinin bir sembolü oldu.
24 Aralık sabahı İngilizler ateşkes çağrısında bulundu. Lefkoşa'daki kıyım o kadar korkunçtu ki İngilizler kenti ikiye bölmeye karar verdi. That's when the Turks began to retreat, and I have to say they were badly treated by the Greeks at the time. The Greek extremists went too far because they were in a majority, and it's a great shame that diplomacy didn't win the game. But I'm afraid by that time the Americans were very against Makarios, and so they papered over the cracks, and the United Nations came in, which angered Turkey. And ever since then, we've had this bizarre situation where every 6 months they renew the UN mandate and it goes on and on and on. Kanlı Noel'in ardından Birleşmiş Milletler adaya bir barış gücü gönderdi ve yeşil hat oluşturuldu. Kanlı Noel adada nefret tohumlarının ekilmesine yol açtı. Komşular, dostlar artık birer düşman haline gelmişti ve gelecek tamamen belirsizlik içindeydi.